Herkese merhaba. Kuyruk aldım. Çorba yapacağım. Şimdi burasından yaparım çorbayı. Bunları da hepsini beraber haşlayacağım. Ondan sonra bunlardan da başka bir şekilde değerlendiririz artık. Ne şekilde olursa kısmet. Şunları da bir ayırayım. Bir sudan geçireyim. Üstünde, sağında, solunda benim lekeler var. Hani bir sudan geçireyim, temizlik olsun. Şöyle dizeceğim şimdi şeye, tencerenin altına. Şu şekilde. Önce büyükleri dizmek lazım. Şimdi çorbayı glutensiz yapmaya karar verdik. Öyle olunca içinde beraber patates haşlayacağım. Daha önce haşlamasını yapmıştım ben bunu. Bunları da atacağım. Sonra da çorbayı bağlamak için bunları kullanacağız. Şöyle iri iri, fazla da parçalamadan. Biraz daha su koyayım olayım. Evet, uygun. Tıslayınca düdüğünü kapatacağım. Ondan sonra da kısık ateşte en az bir saat, belki 1,5 saat duruma göre pişecek. Evet, tahtanın üstüne aldım. Hala fıçırdıyor. Kendi kendine soğusun diye bekleyeceğim. Kapağı açılacak kadar basınç olsun değil de kapağı açılacak kadar basıncı düşsün diye bekleyeceğim. Hala şurada bir şey var. O yukarıda. Dolayısıyla onun aşağı düşmüş olması gerekiyor. Şurada bakın. Şöyle basınç yükseldikçe yukarı çıkıyor. Bir 5 dakika sonra falan düşer veya 10 dakika sonra. Yani basınç göstergesi aşağı düşmüş. Evet, bu da açılabileceğini gösteriyor. Açtım. Biraz buharı çıksın. Etleri çıkaracağım içinden. Baştan. Onların el değecek kadar ılması gerekiyor. Çünkü etlerini diteceğim. Etleri alacağım dışarıya. Sebzeleri burada bırakacağım. Tencerenin içinde şöyle şimdi bu etler kenarda elle ellenecek hale gelmeleri gerekiyor. Bunları da blenderla çekeceğim. Önce böyle bir parçalayayım hepsini, ondan sonra yavaş yavaş su vererek kıvamını ayarlayacağım bunu.
Bunu buradan arkaya alalım da bir kazaya sebep olmayalım. Şimdi içine biraz su ekledim. Bu hala çok koyu. Tabii ki daha fazla ekleyeceğim suyu da. Fakat amacım içindeki şeyleri iyice böyle deneyerek koyuyorum ki tadı iyice su haline getirmeyelim. Bekledikçe koyulaşacaktır zaten. Şu büyük parçalar var. Onları evet ellenebiliyor artık. Şunları ayırıyorum. Başka bir yemekte kullanmak için. Küçük bir bıçakla şöyle bir şeyle. Bıçak böyle işte büyük oldu. Ben dengesiz buluyorum. O yüzden böyle küçük bıçaklar, meyve bıçağı bunlar. Ya da kahvaltı bıçağı neyse işte. Çatalla da bıçakla da temizleyebilirsiniz. Ya şey var. Kemiğin içinde işte ilikleri var. Kemiğin de suyu olmasa zaten bu etleri pişmeden önce bıçakla temizlemek daha rahat oluyor. Şöyle şu parçaları da bir kesip iyice bir de arada tendonlar var. Onları çorbaya atmamak lazım. Şuraya ayırdım bakın. Bir öncekinden bunlar yerken adamı sinir eder. Sakız gibi çiğnersin, çiğnersin yutamazsın. Evet. En sonunda görüşelim. Bunları ben ayıkladıkça çorbanın içine atıyorum. Şimdi bu etleri çorbamızın içine. Arada irice parçalar var. Yerken onlar da iyi olur çorbanın içinde. İyice de mikrobik parçalar haline getirmeye gerek yok. Evet, bunlar da kemiklerimiz. Şimdi bu çorbanın üstüne bir kızgın yağ ister herhalde. Onu bir hazırlayayım. Soğutmadan bir tadına bakayım. Çorbanın altını yaktım, ısınsın biraz diye tekrardan. Şimdi yanındaki tavaya, onu da kısalım, çok yanmasın. Zeytinyağı döküyorum. Bir kızsın. Onun da içine kırmızı olması için toz kırmızı biber. Şundan dökeceğim. Çorba kıvamına geldi. Şuradan birkaç kepçe çorbamızı alalım. Et büyük gibi gözüküyor ama bakın böyle şey ya. Ezik parçalar gibi. Kırmızı biberi döktüm. Şimdi bunu çok bırakırsak yanar bu kırmızı biber. Hemen altını söndürdüm. Bakınız. Evet, şöyle eserimiz eser gibi oldu. Çok sevdim. Hemen tadına bakacağım. Üfleyerek darılmazsanız şöyle küçük bir parçayı tadım şuradan. Yapış yapış. Yani herkese tavsiye ediyorum. Bu dana kuyruğu pöç çorbası son derece lezzetli bir şeydir. Bir de patates ve havuç kullandık çorbayı bağlamak için. Bu
Bu sefer böyle yaptık. Paçayla yapmadık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.